Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba bağlama severler ve müzik severler, videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaştıysanız, ismim Ali Kocaoğlu, 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım, hala da devam ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü çalışmamız güzel bir tokat türküsü, Çanlar Altında. İki dörtlük, si'miz bemol, arkadaşlar. Si bemol, yani ilk perdemiz, üstten, üst eşikten aşağı doğru sayarsak birinci perdemiz. Evet, hemen başlıyorum. Okuyorum ve çalıyorum, dikkat ediyorsunuz. Do, re, 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 do, re, mi. Bir daha. İkinci ölçümüz. Do, 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 si, la, sol. Çalıyorum. Bakın, solu buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Yedinci perdeden, üst boştan da alabilirsiniz. Veya ikisini birlikte de alabilirsiniz, şöyle kapatıp. Evet, ondan sonrasındaki ölçümüz. La, si, do, si, la, sol. Bir daha. La, si, do, si, la, la. Bir daha arkadaşlar, dinleyin. Evet, dördüncü ölçümüz. La, 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 la. Bakın, la'larda çoğaltma bağı var arkadaşlar. Tezeneyi çok dikkatli izliyorsunuz. Çünkü orada beş nota görüyorsunuz. İkisi birbirine bağlı olduğu için dört tezene olacak. Beş değil. Evet arkadaşlar, şimdi bu dört ölçümüzü birlikte çalalım, hepsini bir birleştirelim. Bir daha. İkinci portaya iniyoruz. Hemen ilk ölçümüz. Mi, fa, mi, re, do, fa, mi. Bir daha çalıyorum. Evet. İkinci portanın ikinci ölçüsü. Mi, mi, fa, mi, re, do. Bir daha. Evet. Üçüncü ölçüsü ikinci portanın. Fa, fa, mi, re, do, fa, mi. Bir daha. Ve ondan sonra dördüncü ölçüsü. Mi, 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 mi. Bakın, gene mi'leri bağlı çalın. Arkadaşlar, beş tane mi var. Dört tezene olacak. Tezeneyi dikkatli izleyin. Bir üstten, alttan. Alttan, gene sondaki tezenemiz üstten. Evet, şimdi bakın, bu ikinci porteyi de birleştirelim. Dört ölçümüz. Evet, üçüncü porteye iniyoruz. Bakın arkadaşlar, üçüncü porte... Birinci portenin, ilk girişteki birinci portenin aynısı arkadaşlar. Bir daha çalıyorum. Portemize bakıyoruz. O da aynı arkadaşlar. Neden tekrar edilmemiş? Çünkü sözleri değişiyor. Sözleri değiştiği zaman arkadaşlar ne olur? Tekrar edilmez. Ezgi aynıdır ama sözleri farklı olduğu için bir daha yazılır. (Gülüyor)
Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi baştan sona yavaşça bir çalıyorum. Hepsi bu kadar. Her türküde olduğu gibi, her türküde dediğim gibi bunda da diyorum. Önce yavaş ölçüler zaten iki tane kümeden oluşuyor. İki dörtlük kısaltıyorsunuz. Yavaş yavaş onları bir çalışıp sonra ikinci ölçüyü ekliyorsunuz. Sonra üçüncüyü ekleyerek gidiyorsunuz. Ondan sonra da yavaş yavaş hızlandırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.